Evet efendim, ana haber bültenini açarken de sizlerle paylaşmıştım. Bir stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak diye. Tam da haberini izlediğiniz festivali şimdi biraz gelin detaylandıralım. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Ayşegül Hanım, hoş bulduk. Size öncelikle TV'den ailesine ve televizyonuna çok teşekkür ederim bizi misafir ettiğiniz için. Şimdi festivali konuşacağız tüm detaylarıyla. Bir kısmını yine izleyenlerimizle haber içeriği olarak paylaştık. Şimdi öncelikle hazırlıklardan konuşalım mı? Hazırlıklar artık tamamen sona erdi mi? Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Ve akabinde de tabii bizleri neler bekliyor onu da konuşalım. Ama önce hazırlıkla başlayalım dilerseniz. Şimdi tabii ki sizin de haberde söylediğiniz gibi 32. Karacasu Afredis Has Kültür Turizm Tanıtım Festivali ve 737. Dedebağ Keşkek Hayırımız. İkisini beraber yaptığımız bir festival bizim bu. Hazırlıklarımız 2-3 aydır devam ediyor. Biz 32. Karacasu Kültür Turizm Festivali ve 737. Dedebağ Keşkek Hayırı ama benim birinci festivalim. Önemi bu. Bu önemli olduğu için biz de biraz tabii ki festival heyecanı, program heyecanları var. Festival hazırlıklarımız şu aşamada bitmiş durumda, tamamlanmış durumda. Bugün dışarıdan gelecek olan Azerbaycan, Kırgızistan ve İran halk oyunları, dans grupları, folklor grupları ilçemize gelmiş durumdalar şu an. Hazırlıklar bitmek üzere. Bitti sayılır. 737. Sayılı. Diyorsunuz aslında. Tabii siz kendiniz açısından ilk olmasının heyecanını yaşarken yani 737. kez bir kültürün, bir geleneğin bugüne kadar sürdürülüp gelmesi tabii ki de oldukça önemli. Gurur verici de bir şey aslında. Kültürümüzden, evet, geleneğimizden bir şeyleri hala geleceğe taşıyor olmak. Nedir bu festivalin önemi? Neyle ön plana çıkıyor? Ya da nasıl katkıları oluyor? Şimdi bizim 32.sini kutlayacak olduğumuz festivalimiz Karacasu Kültür Turizm Tanıtım Festivali, Karacasu'nun değerleriyle, Karacasu'nun geçmişiyle, Osmanlı'dan Selçuklu'dan başlayıp yeni Türkiye'ye kadar gelen bir süreçte bu tarihi bütünleştirme ile ve geçmişimizi unutmadan geleceği yaşatmak, evet, adıyla bu festivalimizi ön plana çıkarmaktadır. Bu benim birincisini yapacak olduğum festivale bu yılki ilgiyi daha çok görüyorum ben şu an. Bunun sebebi de dışarıdan gelecek olan esnafımızdan yer ücreti almayacağız. Bunu duyan esnaf, dışarıdaki panayırcı dediğimiz bu standlardan bahsediyoruz değil mi? Evet, standlardan yer ücreti almayacağız. Bu beyanda yer ücreti almayacağız ama ki Karacasu sporumuz var bizim. Spora verdiğimiz, benim özellikle spora verdiğim destek, spor ve eğitime verdiğim destek Karacasu'da çok iyi bilinir. Karacasu spora destek adı altında sadece standlardan yardım amaçlı para alacağız. Belirli bir ücret söylemedik. O da spor kulübüne mi gidecek? O da spor kulübüne gidecek. Spor kulübümüzü, Karacasu sporumuzu inşallah önümüzdeki sezon bir üst ligde seyretme şansımızı yakalayacağız şimdi inşallah. Şimdi hem ekonomiye festival katkı hem turizme katkı sağlayacak, bir de spora katkı olsun istedik. Böyle bir yol çizdik. O yüzden şu an hatta bu Aydın'a stüdyoya gelirken, evet, Muğla'dan gelecek olan panayırcı grubu beni aradı, yerlerini sordular. Bugün akşamdan geldiklerini söylediler. Yani yarın sabahtan itibaren zaten standlar kurulmaya başlayacak. Dışarıdan gelen gelecek olan misafirlerimiz gelmeye başlayacaklar. Ben herkesi bir Karacasu'ya gelip bu festival havasını tatmaları ve 737.sini kutlayacak olduğumuz Dedebağ Keşkek Hayırı'nı da bulunmalarını, oradaki bütünleşmeyi, oradaki birleşmeyi,
oradaki heyecanı görmelerini istiyorum. Şimdi siz böyle davet etmişken programın detaylarına geçeceğim ama şimdi hiç bilmeyen ya da hiç Karacasu'ya gelmeyen izleyenlerimiz varsa Karacasu deyince neler gelir vatandaşın aklına ya da oraya geldiklerinde neler bulurlar, neleri ünlüdür, neyle karşılaşacaklar? Ben kısacası tek üç kelime tek cümleyle ifade edeceğim. Buyurun. Eli, dili, yeri, güzel insanların yaşadığı şehir, Karacasu. Eli derken bizim Karacasu pidemiz meşhurdur. Seramikçilerimiz vardır. Seramikçilerimiz çok güzel ürünler yaparlar. Bu atalardan kalma. Atalardan kalma. Doğal, güzel ürünlerimiz yapar. Deri işlemeciliği vardır. Mermer işlemeciliği vardır. Yani eli güzel insanlar. Dili güzel insanlar. Karacasu insanı ne bileyim cana yakındır. Esnaftır. Dükkanına girdiğiniz zaman tatlı dille yani o dükkandan bir şey almadan çıkmanız imkansızdır. Tatlı dillidir. Herkese sıcak kanla bakarlar. Yeri güzel şehrim. Yeri güzel Karacasu'da yaylalarıyla, doğasıyla, şelaleleriyle ve de Afrodisias gibi dünya mirasına mal olmuş ören yeriyle görülmeye değer bir ilçe. Bence Karacasu Festivali bu açıdan öne çıkıyor ve bütün herkesin gelip bir görmesini istiyorum. Ve buradan da herkesi Karacasu Festivali'ne davet ediyorum. Bu eli, dili, yeri, güzel şehri ve insanlarını görmeye davet ediyorum. Bizzat görsünler ve tanısınlar evet, diyorsunuz. Aynen. Şimdi biraz da programın detaylarından bahsedelim mi? Evet biz merak ediyoruz, gelmek istiyoruz diyen izleyenlerimiz vardır. Elbette ki bizi izleyen, belki daha önce gelmiş evet yine gidelim diyenler de vardır. Program kapsamında 23, 24, 25 Ağustos 3 gün boyunca devam edecek. Hangi etkinlikler ya da neleri bulacaklar festival kapsamında? Neler düzenlenecek Karacasu'da? Nasıl bir program var? Şimdi tabii ki Cuma günü bir açılışımız olacak. Açılışa büyük devlet erkanlarımızı davet ettik. Cumhurbaşkanımızdan tutun da genel başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanlarımıza, siyasi parti başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve bütün halkı davet ettik. Artık kim bizim, gelirse misafirimiz diyorsunuz. Aynen öyle. Bizim amacımız geçen sene 15 ile 20 bin arası bu festivalde bir ağırlama oldu. Bu sene biz bu rakamı 20 bini aşmak hedefindeyiz. Onun için herkesi davet ettik. Herkesi bekliyoruz. Birinci günümüz açılışla olacak. Açılışın arkasından akşam Yıldırım Yıldızdoğan, Aydınlı sanatçı. Yıldırım Yıldızdoğan'ın konseri olacak. Bu konser esnasında ve açılış esnasında da halk dansları gösterilerimiz, zeybek gösterilerimiz devam edecek. 3 gün boyunca bir de devamlı çarşıda standlar gezilecek. Dışarıdan gelen arkadaşlar alışverişini yapacaklar. Yöresel yiyecekler de bulunacaklar mı? Aynen. Yöresel yiyeceklerden, yöresel ürünlerimizin sergileneceği, statlar açılacak zaten. Ziraat odası, özellikle ziraat odası ve kadın kooperatifimiz var bizim. Kadın Eli Kooperatifi de kendi ürünlerini sergileyecekler. Sonra cumartesi günü yine aynı stand gezimleri devam edecek ve DJ Metehan devamlı 3 gün boyunca halka hitap edecek. Yani hitap edecek. Açık bir müzik gösterisi. Açık müzik gösterisi. DJ anlamında bu şekilde devam edip pazar günü akşamı Lara ve Buray'la konserimizi tamamlayacağız. Ama bütün gün ve akşamları folklor gösterilerimiz devam edecek. Ve
çizgi film karakterleri devamlı alanda olacaklar, alanda olacaklar, meydanda olacaklar. Çocukların eğlenmesi için şişme lunaparklar gelecek. Lunapark olacak. Yani bu şekilde yani bir festival eğlence hem tarih ve kültürün birleşmesi. Pazar günü konserle sona erecek. Keşkek Ayrı ne zaman? Keşkek Ayrı pazar günü sabah. Sabahtan olacak. Ama şuradan tekrar bütün gelecek olan misafirlerime sesleniyorum. Pazar günü geç kalmasınlar. Çünkü sabah bizim keşkeğimiz saat 11'de bitiyor. Özel bir keşkek herhalde. Evet. Sabah 6.30'da başlar dağıtıma. 6.30'da başlar. Sabah 11-12 oldu mu biter. Öyle gruplarımız var bizim. Özellikle Germencik, İncirlova'dan gelen sabah 6.30'da hepsi Karacasu'dadır. Keşkeği sevenler, tadına bakmak isteyenler biraz erken davranacaklar anlaşılan. Belki de bir gün önceden gelebilirler. Öyle bir şey ki bu sene 1200 kilo buğday ve 1200 kilo et, bunun yanında bir ton da biber, turşu yapıldı. Keşkeğin yanında turşu da var. Evet. Buradan duyurmuş olalım. Şimdi siz Cumhurbaşkanı'ndan birçok siyasi parti lideri, vekiller, başkanlar, il ilçe başkanları çağırdık. Davetlimiz gelirlerse misafirimiz olacaklar dediniz. Aynen. En son Manisa'da da yine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le de sizi gördük. Onu da davet ettiğinizi gördük. Tabii benim aklıma şu geldi tabii. Hem başkan gelecek mi acaba onu soracağım. Hem de eğer olur da gelirse siz de orada da geleneksel bir Mesir Macunu Festivali var. İade-i ziyaret olarak siz de bir Manisa yapar mısınız? Tabii muhakkak. Gelecek mi Cengiz Başkan peki? Vallahi şunu söyledi Cengiz Başkan, geleceğini söyledi. Hı-hı. Ve benim Karacasu'da belediye başkanı kazanmama daha çok sevindi. Belki bu yüzden gelecek, çünkü biliyorsunuz ben Aksarlıyım, Manisa Aksarlıyım. Karacasullular beni sevdiler ki bağırlarına bastılar, dedim ya eli dili güzel insanlar diye. Hı-hı. Beni bağırlarına bastılar. Beni Karacasu Belediye Başkanları seçtiler. Cengiz abi de bu yüzden çok sevindi benim belediye başkanı olmama. Geleceğini söyledi ve bekliyorum. Şimdi tabii noktalamamız da gerekiyor. Haber bülteninin içerisindeyiz. Son kez dilerseniz hatırlatalım, davet edelim vatandaşlarımızı. Son sözünüzü de alalım, vedalaşalım. Eli, dili, şehri, güzel insanların yaşadığı Karacasu Festivali'ne bütün herkesi davet ediyorum. Buyurun gelin, hepiniz benim misafirim olun.